Abi bu şu üç şeyi bir daha açıklar mısın? Abi dinin üç kaynağı vardır. Bir aziyet, iki şaşkınlık, üç cehalet. Toplumun genelinde görülen din cehaletten kaynaklanır. Aydınlarda görünen inanç ise aziyetten kaynaklanır ve şaşkınlıktan kaynaklanır. Bilim adamlarında görünen inanç ise şaşkınlıktandır yani. Doğanın çok mükemmel olduğunu evrimi içe sayarak baktığımızda ilk gördüğü şekliyle mükemmeldir ve Tanrı'yı andırır ama evrimi ortadan kaldırdığımızda varoluşu basitten mükemmele doğru bir hareket olduğu ortaya çıkar. O, bu manada insan bizi yaratan bizden daha basittir. Yani insan Tanrı'dan daha mükemmeldir. Evet Arif abi, uzun zamandır görüşemedik. Görüşemedik evet. Vatandaşlar, takipçiler, kıymetli takipçiler hep senin ne söyleyeceğini bekliyorlar. Arif abiye çok selam söyle. Arif abiyi unutma. Ne olursun Arif abiyi bizlerden alıkoyma. Mağdur etme bizi diyorlar hatta. Öyle diyenler de var. Şimdi Arif abi ne yapalım biz? Ne şimdi ben de annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Sen de yalnız bir adamsın. Ben de yalnız kaldım. Ne yapacağız şimdi? Bir de ülke gündemine bakıyorsun. Biz yine yalnız kaldık. Yani biz sıradan vatandaşlar olarak yine yalnız kaldık. Yani Abi. bizlerdenmiş gibi görünen insanlar bir pimi çekilmiş bomba misali bizim elimize verdiler. Bizler infilak ettik. Bizlerde hiçbir şey kalmadı. Ne doğamız kaldı, ne ekonomimiz kaldı, ne değerlerimiz kaldı. Hepsi yerle bir oldu. Arif abi nasıl yapacağız? Nasıl toparlayacağız Şimdi kendimizi? olay şudur yani. Mevcut iktidar akla, bilime ve hukuka aykırı. Bu işin akla, bilime ve hukuka aykırı hareket eden bir iktidar. Aklın, bilimin ve hukukun egemenliğini savunacağına, laikliğe doğrudan sahip çıkacağına muhalefet bunu yapmadı. Muhalefet dini söylemlerle Halil İbrahim sofrasıydı, helallaşmaydı, şuydu buydu hareket etti. Yanlış politika gitti. Doğrudan laikliğe sahip çıkması gerekiyordu muhalefetin. O zaman kazanırdı. Çünkü Türkiye'nin %70'i laikliği benimsemiş durumda şu anda. Ben öyle inanıyorum. Din başka, laiklik başka. Şeriatta mesela çok Türk toplumunun muhafazakarı dahil kabul edemeyeceği şeyler vardır. Bunlardan birisi de aile düzenine ilişkindir. Onu açmayacağım. Sigar nikahı isteyen internetten baksın mesela. Sigar nikahı nedir? Bir baksınlar. Dinin tolere ettiği bir nikah türü. Bir baksınlar sigar nikahı ne? Bu Türk toplumu bunu kabul eder mi? Bir sorsunlar. Arap kültür ve gelenekleri din olarak dayatılamaz. Her milletin dine bir bakış açısı vardır. Türk milletin bakış açısını da umumiyetle Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli belirlemiştir. Bunlar ve Hacı Beyrem Veliler, şunlar bunlar belirlemiştir. Türk toplumu Arap toplumu değildir. Arap toplum Araplaşsaydı zaten Mustafa Kemal Atatürk başarısız olurdu. Ben bunu bir önceki söyleşimde de dile getirdim. Araplaşsaydı zaten devrim olmazdı. Türk toplumu bir ölçüde devrime katkıda bulunmuştur. Zaten çoğu köylü de yobaz değildir yani doğayla iç içedir, baş başadır ve başına gelecekleri önceden hesaplar yani. Şimdi ben bazı yazılarımda şöyle demiştim, hala üstünde de duruyorum ve sonuçlarını doğurduğunu da görüyorum. Yani AKP sermaye bloğu, BOP projesi piyonudur, MHP payandası, CHP vagonudur demiştim. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada dediğim gibi az önce dedim ya, bizim bütün temel değerlerimizi hepsini alt üst ettiler. Abi şimdi İnsanlarda ne huzur kaldı, ne mutluluk kaldı, ne heves kaldı, ne de yaşam umudu kaldı. Ya, benim gözlemlerim. abi Bir umutsuzluk böyle ülke üzerinde yok, müthiş bir kara bulut umutsuzluğa gibi. gerek yok. Umutsuzluğa gerek yok. Halkın yanılsamasıdır. Halk kendi dini değerleriyle Tayyip'in dini değerlerinin eşit aynı olduğunu zannederek oy veriyor. Kendisi namaz kılıyor, Tayyip de kılıyor. Şeriat bambaşka bir şey. Müzik yasak. Sanat yasak. Sanat yasak, bilim yasak, hukuk yasak. İlkel Arap toplumunun uyguladığı bir şey var. Şeriat düzeni var. O uygulanıyor.
Mesela örnek vereyim, adaletsizliğe örnek vereyim şeriatta. Kırgızın kolu kesilir, ekmek salanın kolu kesilir. Bilmem ne kadar dirhemden fazla değeri olan bir şeyi çalan, 12 dirhem galiba, çalan adamın kolu kesilir. Ticaret kırgızlıktır, trilyonları götürür, ona hiçbir şey yok. Adaletsizlik var. Bugün bilim, mülkiyetin kırgızlık olduğunu çok iyi ortaya koymuştur Marx'la birlikte ve Marksistler. Mülkiyet kırgızlıktır abi. Zengin olmak için başkalarının haklarını gasp etmek lazım. Öncelikle de işçi sınıfının hakkını gasp eden patronlar zengin oluyor. Eşitliğe, özgürlüğe, barışa, kardeşliğe giden yolun adıdır demokrasi. Bir gün mutlaka eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve barış gelecektir. Önemli olan düzeni doğal devrim düzenine çevirmek. İşçi hakları sürekli gelişiyor, sürekli gelişiyor. İşçiler sürekli özgürleşiyor, sürekli hak kazanıyor ve gelecekte geleceğin özgür, eşit, kardeş ve dil ve barışçıl toplumunu yaratıyor. Sen her şeyi çıkarsan adı faşizmdir. Toplumu hak hukuku gasp etmedir yani. Adı konulmamış bir faşizmde yaşıyoruz abi. Şu anki konjonktür buna uygun mu? Yani daha evvel de konuşmuştuk işte. Mutlaka öyle olacak, değişim, dönüşüm işte. Değişmeye tek şey değişimdir tam demiştik ama. Tek şey değişimdir. O. Ama doğru. Hiç öyle olmadı yani. Olaylar öyle gelişmiyor. Mesela gitgide daha da bataklığa sanki sürükleniyoruz. Debeleniyoruz hatta bataklığına. Abi şimdi millet... Ben bir şiir okarası yapmayayım. Böyle evet. Gelmedi ki böyle de gitsin, yeter ki halkımın canına geçsin. Milletin canına yetti. 5 sene sonra millet bunu silip atacak. Bak göreceksin. Millet şimdi afyonluyor milleti. Anlatabiliyor muyum? Afyon etkisinden kurtulmak zordur. Temiz duygularla Allah'a inanan bir insan için Tayyip bir kurtarıcıydı. Bu temiz duygularla Allah'a inanan insanlara incitmeden, korkutmadan, yıldırmadan dinin insan düşüncesinin bir ürünü olduğu, kültürel dokunun bir parçası olduğu, bütün kültürel dokunun da insanlar tarafından yaratıldığı gerçeğini muhalefetin anlatması lazım. Muhalefet de paramparça abi için. Kendi muhalefet, içlerindeki dertlerine... Muhalefet... Ayet diyor, o da ayet diyor. Ayet, sen ayette ne anlarsın? Ben daha iyi Müslümanım. Müslümanlık yarışına girmekle olmaz. Müslümanlık bir düşünce, bir ideolojidir. Ben Müslümanlığa tevhid ideolojisi anlamında saygılıyım. Tevhid ideoloji hiçbir zaman gerçek manada ortaya konmamıştır. Bir şekilde kendinden olmayanları ikinci bir ilah olan edilen şeytanın kulu olarak ilan edip vurmuştur insanlar. Allah bir bütün insanlar kardeş tevhid ideolojisini oluşturur. Yunus Emre ne diyor? Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin gütmeyiz. Kamu alem birdir bize. Gerçek tevhid inancı budur. Tevhid inancından zarar gelmez. Müslüman, gerçek Müslümandan, yani Hazreti Muhammed'in ortaya attığı la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur düsturuna sahip bir insandan ve bunu düşünerek yaşayan bir insandan kimseye zarar gelmez, doğrudur. Bütün insanları kardeş bilir, kardeş gözüyle bakar. Ama gerçek manada tevhid dini uygulanmamıştır. Hiçbir zaman oluşmamıştır. Sürekli şeytan Allah'a ortak koşulmuştur. Allah'ın ortağının adı da şeytandır. Açık açık söyleyeyim. Şeytan Allah'a ortak koşulmuştur yani. Peki ne yapacağız şimdi? Bundan sonra dediğin gibi... Abi halka anlatsan her şeyi ya. Atatürk anlatmış, sen de anlat. Maddi menfaat, bugün tarikatların hepsi... Eskiden tarikatlar bir keçe, bir külah, bir hırka, bir hırka, bir külah mı ne, öyle bir tabir vardı ya, bir hırka, bir seccade mi, öyle bir tabir vardı. Bir hırkası vardı, bir de... Hasa. Şey vardı, bir... Yani işte peygambere bir özenti vardı mesela, işte bir hasası, at, susuz, bir hasırı falan... At, susuz. Karın tokluğunda yaşar, müritlerini ihya ederdi. Şimdi şeyhlerin hepsi trilyonlar katrilyoner. Demek ki maddi menfaatten dolayı tarikatı kurmuşlar. Yani eskiden şeyciydiler, mütedeyin Müslümanlar, şimdi sermayeden sermayeder oldu. Abi olay şundan ibaret. Şimdi
dinin bir düşünce olduğu gerçeğini Avrupa bugün kabul etmiş. İslami düşünce diyor. Biz de diyeceğiz ki Muhammed'i düşünce saygılıyız, yaşayalım. Amenle, ben de yaşayacağım o dini. Hazreti Muhammed'in düşünceler doğrultusunda ben de yaşayacağım. Ama sen Allah vahyetti, bunlar mutlak doğru. Bunlar gökten indi. Ya gökten inmedi. Hazreti Muhammed söyledi, insanlar da yaşadı. Hoşuna gitti, yaşadı. Kabullendi. Allah'ın adıyla hareket etti. Bir adil düzen. Ya o zamana göre mesela felsefesi. Kölelerin hakları çok gerektirilmemiş. Köleler dövülmesi yasaklanmış. Özgürleşmesi için para ödemesi önü açılmış. Köleler camide aynı mekanda ibadet etmeye başlamışlar. Hazreti Muhammed sürekli kölelikle mücadele etmiş. Bunlar köleliği Allah'ın emri zannediyorlar. Arada bir tezatlık var. Tabii. Kardeşim, Kur'an'da iki ayet okuyacağım size. Belirteceğim iki ayet. Birincisi, Allah zalimleri sevmez. Neymiş? Allah zulmü yaratmıyor. Allah zalimleri sevmiyor. Kendi yaratsa kendisi sevecek. Allah zulüm yaratmıyor. Allah zalimleri sevmez. İkincisi, insan insana zulmü vardır, Allah'ın insana zulmü yoktur. Demek ki Allah insanlara zulmetmiyor. İnsanlar İslam'a göre bütün boyutlarıyla zulme karşı çıkma hakkına sahiptir. Hocaların dediğine de zulüm Allah'tandır. Hayr ve şerr min Allah-u Teala. Hayr ve şerr Allah yarattı, zulme Allah yarattı, zulme boyuna. Hocalar onu empoze ediyor. Din adamları. Bu da yanlıştır değil mi? Yanlıştır tabi. İnsanlara İslam, Allah'a karşı düşmanlaştırıyor. Din evrensel olmak zorundadır. Bak, bu ayetler gerçekten Allah'ın sözleri olabilir. İtiraz etmem. Dese Allah söylüyor der bula, söyleyebilir. Ama sen kalk, şerri Allah yaratıyor. Kötülüğü Allah yaratıyor. E Allah kötü olamaz. Sen, bilim adamlar diyor ki Allah kötü olamaz ama aciz olabilir. Kesinlikle Allah'ın kötü olması mümkün değil akla göre ya. Akıl ve vicdan sahibi bir varlık tarafından etkilenen, dünyayı düzenlemeye çalışan bir varlık olabilir ama kesinlikle Suat abi, kesinlikle ben Allah'a inandığım zaman bazen inanıyorum. Her şeye gücü yeten Allah yok bir. Gücü yetse bu halde olmaz bir kere. Zulüm olmaz. Bu kadar zulüm olmaz. Acılar, ıstıraplar olabilir ama acılar, ıstıraplar insanlara hükmedemez. İkincisi, yoktan varoluş mümkün değildir. Yoktan varoluş mümkün değildir. Allah olsa bile yoktan var demez. Ancak kendisinin değişimi, dönüşümü sonucu maddeyi yaratabilir. Allah maddeye dönüşmüş olabilir. Tanrı maddeye dönüşmüş olabilir. Kesinlikle yoktan varoluş diye bir şey yoktur. Var olan şey ebedi ve ezeldir. Sadece değişmiştir. O kadar basittir olan. Üçüncüsü, hükmeden, her şeye hükmeden bir Allah da yok. Bu Kur'an'a göre de doğrudur. Yani her şeye hükmetmez, insanlar özgür iradesi vardır. İnsanlar yaratır, doğal düzende belirli şeyler oluşur. Bunlar gerçektir yani. Ama sen kalk işte insanların beynini yıka. Allah var, Allah kerimdir de kandır. İnsanlar uçurumdan aşağı uçsunlar. Yazık günah insanlara da, insanlara yazık günah da. Ben hep diyorum ki siyaseti bilmedikleri gibi sosyolojiyi de bilmiyorlar. Yani ülkenin sosyolojisini bilmiyorlar. Muhalefet için diyorum. Tabii. Bunu neye bağlayacaksın diye söylersense, evet, mesela seçilecek bir aday üzerinde durulmalıydı. Bu Kılıçdaroğlu en son kişiydi. Yanlış mıyım? Çünkü şöyle tamamlayayım mesela, muhalefet dediğim gibi güzel bir ortam oluşturmuştu. Güzel bir konsensüs kurmuştu. Ortak masa, ortak akıl falan, ülkeyi yönetme hevesleri falan. Ama sonuç itibariyle ortada bir gerçek vardı ki izipçilik vardı. Yani burada Tayyip eline neyi aldı? Dedi ki Ebu Alevi'di, bir de Kürt işte PKK'yla işbirliği yapıyor dedi. Gitti, hiçbir iş yapmadığı halde en zor zamanında yine seçimi kazandı. Bir kısmını çaldıysa da bir kısmını da kazandı. Şimdi siyaset süreç okuma sanatıdır. Bu günlere neden geldi? Ülke bizde siyasetin sonuçlarını okuyarak bu günlere böyle gelindi diyoruz. Buyur.
CHP abi, için neler şimdi söyleyecek? CHP gündemi belirleyemiyor. Yani Tayyip istediği gibi hareket ettiriyor CHP. CHP ile oynuyor Tayyip. Din silahını çok iyi kullanan bir insan. Bu silaha da CHP teslim oluyor. CHP'nin din silahına karşı tavır koyması lazım. Koyamadı. Laikliği savunması lazım. Onu da yapmadı. Din sömürüsüne karşı çıkması lazım. Onu da yapmadı. Halil İbrahim sofrası dedi. Halallaşma dedi. Dini tabirleri kullandı. Laik çizgiden ödün verdiği için CHP kaybetti. Türkiye'nin %70'i iddia ediyorum laik. Hiçbir kimse Arap ideolojisini kabul edecek kadar aklını peynirle yememiştir. Namaz kılanlar da dahil. %70'in laiklik nedir? Biri en başta başka insanların yaşamasına müsaade etmektir. İkincisi inancın bireysel kalması, vicdan işi olması, cüzdan işi olmaması ve devlete hükmetmemesidir. Üçüncü, devletin dine karışmamasıdır. Türkiye'de hem devlet dine karışıyor hem de din devlete karışıyor. Tam laiklik diye bir şey kalmadı yani şu anda. Türkiye'nin laik olması lazım. Peki bu muhalefeti toparlayacak bir kişi kim olabilir? Senin görebildiğin böyle. Belki yani siyaset kurumu 25 yılda bir doğru dürüst bir siyasetçi yetiştiremedi. Genç bir adam olsa daha iyi olur yani. Kılıçdaroğlu yeterince yaşlandı yani. Çekilmesi lazım artık. Çekilmemesinin nedeni nedir? Neden yani ben sizleri yönetmeye talibim? Yani biz aptal mıyız mesela? Ben de öyle bir iddiada bulunsam. Öyle de bir muhalefet, büyük bir muhalefet partisinin, bu ülkeyi kuran bir partinin de başına geçsem ben sizi yöneteceğim abi, iddia ediyorum yöneteceğim, seçilemiyorum, bir daha yöneteceğim demesini neye bağlıyorsunuz? Bu nasıl bir psikolojik durumdur? Yönetim arasından kaynaklanıyor abi. Ama vermiyor olur, insanlar sana yetkiyi, o yetkiyi vermiyor. Vermiyor, inşallah düzelir. CHP Türkiye'nin kaderini belirleyecek partidir yani. Onun için CHP'nin korkaklıktan bir vazgeçmesi lazım. Benim anlattığımın onda birini anlasın CHP. Ortaya çıksın. Vallahi oylarını inanın bana artırır. Kardeşim, şeriatı eleştirmek lazım. Allah'ın emri yasağı yoktur. Yapmayın ya. Allah'ın emri yasağı yoktur. Allah doğrudan etkili olmaya çalışır. Vahiy de yoktur, mucize de yoktur. Bir şiiri okuyup ne bir vahiy vardır ne bir mucize, bilim Rafi'yi getirdi diye. Bak bu güzel şiir oldu. Bilim Rafi'yi. Hani Allah'a kurban olayım. Ben Allah'a tapınmaya karşı değilim. Allah demek akıl ve vicdan sahibi bir varlık demektir. Varlığı yokluğu kesin çizgileriyle belirsizdir. Ama eğer varsa Allah'a burada diyorum binlerce secde olsun. O akıl ve vicdan sahibi bir varlıktır. Asla zulüm yaratmaz. Zulümden yana değildir. Ben inandığım zamanlarda dile getirdiğim bir şiirim vardı. Zulme karşı bir Allah'ım var. Benim Allah zulme karşıdır, barıştan yanadır. Tamam da şimdi barış masası kurulmuş gibi gözüküyordu işte muhalefet, ama biz işte burada nerede hata yaptığımız, nerede hata yapıldı? Abi Tayyip gündem belirledi. Tayyip ne dediyse oldu yani. Tayyip'i belirledi. Yani vagonluk devam ediyor. Başa dönelim yani. Benim baştaki vagonluk işte devam etti. Tayyip'in belirlediği gündemin dışına çıkamadı CHP. Maalesef. Gündemi Tayyip belirledi. Nasla şurada bundan bahsetti. O da sen iyi nasıl yapmamıyorsun, ben daha iyisini yaparım falan. Ben iş, bu saatten sonra iş ortağı olduklarını söylüyorum ki mesela CHP'nin içinde de iş ortağı olduğunu deşifre eden bir sürü gazeteci ortaya çıktı. Ben daha evvelinde de söylemiştim hatta. Yani bu siyasi çekişmeler, tartışmalar arasında abi, hep söylüyordum ben. Diyordum ki kardeşim bak sen öyle biliyorsun ama CHP ile AKP mesela en yakın ilçemizde bile iş ortağılar. Size öyleymiş gibi geliyor. Yani muhalefetmiş gibi görünüyor. Sizi kandırıyorlar diyordum. Abi olay CHP solunda yer alması gereken bir parti. Sosyalist bir partiye yakın bir parti. Yani sosyal demokrat, yarı devletçi, yarı sosyalist bir devlet kurmuş Atatürk. Devletçi politikalar gütmüş. Devletin mülkiyetini savunmuş. Bir adamın
şu anda neoliberal politikalara teslim ediyorsun, sesin de çıkmıyor. Böyle Atatürkçülük mü olur ya? Böyle Atatürkçülük mü olur? Hani kamu yatırımı... En sağcı Demirel bile... Kamu yatırımı gerekiyor abi. Kamu yatırımının savunması, devletçiliği savunması lazım. Bugün gelişmiş ülkelerin çoğu devletçi politikalarıyla gelişmiş. Küçük Finlandiya, Danimarka gibi ülkeler. Bizde onlar yok. Bizde yok. Demirel bile anti-emperyal politikalar gütmüştür. Ama maalesef biz geldiğimiz noktada yakında ekmeğe muhtaç olur muyuz? Abi ben azim de gelişini bilmem. biz de az sayılırız. Halim abi. Ya mazot vurdu, dolar vurdu, çekti, üretim yok. Kırılır ha. Dolar kırılır, mazot kırılır. Park açıyoruz, işte bina yapıyoruz. Onlar da kendimize bir avuntu. Ya çok büyük şeyler. Araba yapıyoruz mesela. Petrol çıkarıyoruz da keşke çıksa da yani. Üretim olsa diyoruz ama o da çıkmadı. Aşkar. Abi şunu anlatmak lazım. Yani halk kitleri, geniş halk kitlelerden yeni bir söylemle ortaya çıkmak lazım. Hı hı. Mesela? Yeni söylem nedir? Ekmeğinizi vereceğim, aşınızı vereceğim, eğitiminizi vereceğim, sağlığınızı vereceğim. Sağlık sistemi düzelecek, eğitim sistemi düzelecek, çalışma sistemi, ekonomik yapı düzelecek. Bunların sözünü vermesi lazım. Dininize, imanınıza da karışmayacağım, siz de devlete karışmayın. Bunu diyen bir parti yaşasın. Efendim bunu demesi lazım. Yani CHP'ye ihtiyaç var ama CHP güttüğü politikalarla ancak Tayyip'in bir vakonu senin dediğin gibi olabilmiş bir parti yani. CHP, bak samimi söylüyorum, eğer CHP gerçekleri anlatsın, gerçekten şu halka dayansın, oyları çok artar. Ekrem İmamoğlu için ne söyleyeceksin? Mesela ortaya çıkmış. Ekrem İmamoğlu için söyleyeceğim. Belediye başkanlığı onun için daha iyi ya. Canan Kaftancıoğlu, Buğra Kavuncu mesela. Canan Kaftancıoğlu onlardan nispeten daha iyi hem de kadın. Değil mi? Buğra Kavuncu'yu tanıyor musun? Duymadım. O da İYİ Parti'nin il başkanıydı, milletvekili oldu. Meral Akşener için ne söyleyeceksin? Meral Akşener Tayyip'in yandaşı olmak niyetinde bayağı. Merdan Yanardağ olan da Merdan Yanardağ bayağı yükseldi. Merdan Yanardağ da tutuklandı biliyorsun. Tutuklandı haberim var. Şimdi bu kararsızdı. Bu hamlelerle mesela. Televizyon da kararsızdı. Bu hamlelerle aslında iktidar muhalefete de bir mesaj vermiyor mu işte? Bak ben senin en ücra köşendeki en iyi muhalefet eden gazetecini ve televizyonunu da kapattım. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Diyorum. Yani bir mesaj ne var? Nasıl bir mesaj var orada? Abi faşizm, adı konulmamış faşizm var abi. Faşizm işte. Başka bir şey değil. Yani ben bildiğim tek muhalefet edebilen, hele ki seçimde çok şeffaf bir şekilde hareket eden bir Telebir vardı. Ve Merdan Yanardağ vardı. Telebir'i kapattılar, susturdular. Şimdi ne olacak? Abi, kimsenin de gıkı çıkmıyor mesela. Hiç bu zamlarla ilgili. Atatürk'ü yapacaksın abi. Atatürk halka güvendi, kurtuluşu. Halkın tepkisizliğini neye bağlıyorsun? Arif abi. Halkın tepkisizliğini Afyon'a bağlıyorum abi. Afyon'un etkisi hala gitmemiş. Açlık yeterince Afyon'un etkisi devam ettiğinden dolayı. Dil bir Afyon gibi kullanılıyor daha doğrusu. Dil gerçektir. İnsanın kendini yüceltme duygusundan kaynaklanan ve insanın kendi yüceltme duygusuna cevap veren bir olgudur. Gerçekten budur. İnsanın kendini yüceltmesine de karşı değilim. Mesela Yunus Emre diyor ki çekilirsen aradan geri kalır yaradan. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Bunlar insanın yücelten şeyler. Tanrıyla bir olma, Tanrı olma, şu bu. Ama kesinlikle insanı aşağılayan, onu kullaştıran, onu doğasına aykırı şekilde cezalar veren, yıpratan şeylere de karşı çıkmak lazım. Din adına bunların yapılmaması lazım. Çağdaş insan dine kendini yüceltmek için ihtiyaç duyar. Çağdaş insan
Yoksa Allah'ın emirlerine, yasaklarına insanoğlunun ihtiyacı yok ki. İnsanoğlu kendi kendine aklı ve vicdanıyla doğru yolu bulacak seviyeye gelmiş durumda şu anda. Bir ayağı yerde, diğeri gökte. Teşekkür ederim Arif abi.